Günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Gömzeyi de aniden çektim. Biz iyiyiz. Şimdi ana kız kahvaltı hazırlıyoruz. Bugün işe gideceğim ama bugün geç başlayacağım. Gamze'nin canı Türk kahvaltısı istemiş. Malum beni bilenler biliyor. Ben öyle her zaman kahvaltı yapan bir insan değilim. Ama Gamze dedi anne beraber yapalım, beraber yiyelim. İyi dedim hadi hazırlayalım bir şeyler. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Gamze'nin canı bir de kuymak istemiş. Kuymak. Kuymak bir de öbür adı neydi ya? Mıhlama. Ama aynı şey değillermiş. Hadi ya. Biri mısır unu, biri başka bir şeyden yapılıyormuş. Aa, bak kızım benden iyi biliyor. Onu yapacağız. Biz burada İngiliz mısır ununu bulduk maalesef burada. Bundan yapıyoruz ama bu öyle Türkiye'deki mısır unları gibi rengi fazla koyu olmuyor. Yine açık kalıyor. Tadı da fena olmuyor. Yani böyle çok ahım şahım bir şey değil ama nefsimizi köreltiyoruz işte. Bulaşıklarımı da yıkadım. Ondan sonracıma şimdi Gamze salatalık domatesleri kesiyor. Ben de zeytini, peyniri falan filan çıkaracağım işte. Bir güzel kahvaltı yapacağız işte. Yapabilirsem fazla canım bir şey istemiyor ama kahve içtiğim için. Kahve içtiğim zaman canım hiçbir şey istemiyor benim. Uyanır uyanmaz yemek de yemiyorum zaten. Direkt böyle geliyorum kettle'ın başına kahvemi içiyorum. Bir önceki videomda size güzel haberimi verdim. Türkiye'ye geliyorum inşallah. İnşallah Temmuz ayında memleketimdeyim. Yavaş yavaş hazırlıklara da başlıyorum arkadaşlar. Böyle alacaklarımı alıyorum. Ufak tefek işte böyle yiyenlerime hediyeler. Onlara fazla bir şey alamam. Yalan yok çünkü İngiltere'de pahalı oldu. İnanır mısınız? Yani özellikle benzin fiyatlarına petrolde İngiltere ile Türkiye herhalde yarışıyor yani. Her petrol almaya gittiğimde 1 lira daha yükseldiğini görüyorum. Ben iş yerine çünkü arabayla gidip geliyorum. Hemen hemen 25 dakika yarım saat sürüyor. Ve 3 günde bir ben 15 pound petrol koyuyorum. Gidiyor yani. Affetmiyor araba. O yüzden sürekli dikkat ediyorum. Nerede ucuzsa oradan almaya çalışıyorum. Her yerde farklı çünkü petrol fiyatları. Gidip oradan alıyorum. Ondan sonracıma birazcık idare etmemiz lazım. Mecburiyetten. İşte böyle arkadaşlar. İnşallah Temmuz ayında bir şey olmaz kızım. Temmuz ayında inşallah memleketindeyim. Mardin'e ineceğim. Oraya çünkü uygun bilet buldum. Bilet fiyatları da malum. Almış başını gidiyor. Oraya bilet buldum. Babamlar gelip beni karşılayacaklar inşallah havaalanında. Çekebilirsek o zaman da tabii ki mutluluğumuzu, sevincimizi sizinle paylaşırız. Ama kim çeker, kim yapar o anda o heyecanla, mutlulukla Sen kim çeker kendini bilmiyorum. Ya Gamze'ye veririm kamerayı, telefonu o çeker ya da ben konuşa konuşa giderim. Çekeriz artık bakalım. Allah inşallah o günleri de nasip eder. Ondan sonra oraya gittiğim zaman da size güzel bir sürprizim var, güzel bir haberim var. Onu da sizinle paylaşacağım. İnşallah. Yavaş yavaş haberlerimizi, mutluluklarımızı beraber paylaşacağız. Böyle işte arkadaşlar. Hava da bugün maşallah güzel. Ama dışarısı böyle. Güneş var ama birazcık böyle gene insan hafiften üşüyor. Biz hemen hemen bir aydan fazladır gaz da yakmıyoruz burada. Kaloriferleri açmıyoruz. Gamze ev sahibi. izin vermiyor. Gamze çünkü sıcağı sevmediği için Aa, o yüzden değil. her gazdan da şey yapacak canım. İdare etmek Kat için. iniyor ya. Ha. Normalde de zaten sıcağı sevmiyor Gamze. İnanır mısınız? Yaz kış odasında şey var, vantilatör var. Kaloriferi Hem daha çok sesi değil. ile uyumak için hem de sıcak diye. Gamze'nin odası küçük zaten. Ama Gamze'nin kaloriferi yaz kış kapalı. Sıcağı pek sevmiyor. Ben üşüdüğüm zaman birazcık açıyorum, ona da izin vermiyor. Çünkü haliyle diğer odalar da sıcak oluyor birazcık. Bir Bir de de birazcık faturadan kar yapak diye. soğukta uyumak iyidir. Soğukta uyumak iyiymiş.
Vallahi ben üşüyorum. O zaman hiç şey yapmıyorum. Burada çünkü gaz, elektrik hep zam geldi arkadaşlar. Hatta dün ben gaz şirketine de aradım. Ben çünkü her ay şey otomatik bankamdan gaz elektrik faturam gidiyor. Ama ben bir aydan fazladır açmıyorum. Kaloriferleri açmıyorum. Belki bir ayın içinde iki kere açmışımdır. O da 2 saat açmışımdır. O da fazla yakmaz yani. Bir de işte mutfağın lavabosu sıcak su akarsa akıyor. Bulaşık yıkadığım zaman. Onun haricinde açmıyoruz zaten. Duşta elektrikli. Şofbenim de elektrikli. Ondan sonra aradım gazcıları. Dedim ben hani kullanmıyorum, açmıyorum. Niye bu kadar fazla para geliyor? Dedi eğer standartsa her ay otomatik ödüyorsanız az da olsa çok da olsa aynı parayı ödüyorsunuz. Yok hatta çok kullanırsanız daha fazla vermeniz lazım dedi. Sonra elektrik saatini, gaz saatinin şey numaralarını istedi benden. Ben de kalktım numarayı verdim arkadaşlar. Şöyle kolum yoruldu. Kolumu yaslayacak bir yer arıyorum. Bu arada tavanım da daha yapılmadı. Ev sahibinin boyamasını bekliyorum. Özellikle gaz saatinin numaralarını istedi benden. Ben de çıktım dışarıya verdim. Burada kutular farklı böyle. Size olmazsa gösteririm, çekerim, koyarım. Böyle dışarıda 2 tane ayrı ayrı kutularımız var. Oradan bakıyoruz numaralarına falan, ne kadar kullanmışız, ne kadar fatura diye. Sonra kıza numarayı verdim. Bana dedi ki, aa çok kullanmışsınız dedi. O yüzden olabilir. Dedim benimle dalga mı geçiyorsunuz siz dedim. Ben bir aydan fazladır gaz açmıyorum diyorum. Siz bana diyorsunuz ki fazla kullanmışsınız. Sizde mi bir hata var? Bu elektrik saatinde, gaz saatinde mi bir hata var dedim. Ona iyice bir bakar mısınız dedim. Bana dedi resmini çekip e-maille yollar mısınız dedi. Kalktım yolladım. Sonra beni aradılar. O anda tabii telefon hala açık aslında. Aradılar yani görüştük. Dedi şey dedi sizin bize verdiğiniz oradaki saatle bizim sistemdeki saat numarası, seri numarası farklı dedi. Orada bir hata var sanırım dedi. Sizi dedi ayın 17'sinde arayacaklar. Bir görüşme yapacaklar. Eğer fazla ödeme yaptıysanız size geri tekrar ödeyecekler dedi. İyi dedim yani. Benim sayemde görüyor Canıma musun? canım ama dur bakalım. Daha belli değil. Ayın 17'sinde arayacaklar. Gelip bakarlar mı? Oradan mı bir şeyler beni yönlendirirler, ben basarım düğmelere. Onu bilmiyorum artık. Oradan anlayacağız. Ama kesin bir hata var. Çünkü ben o kadar gaz kullanmıyorum. Şeyi açmıyorum. Kaloriferi açmıyorum. Elektrik o kadar yakmıyorum. Çalıştığım için zaten öyle fazla her gün her gün yemek de yapmıyorum. Fırında yemek yapmıyorum. Önceden sık sık yapıyordum hani evde durduğum zamanlar. Şimdi o kadar da yapmıyorum. Pratiğine kaçıyorum mesela hemen. İşten sonra bir şeyler hazırlıyorum. Ya da Gamze yemek hazırlıyor ben işteyken. Böyle fazla elektrik de yakmıyoruz. Evin içinde zaten salonda çok hafif bir tane ışığım var. Yanarsa, çalışırsa televizyonum, buzdolabım öyle yani. Fazla elektrikli bir şey yok. Öyle sık sık elektrik şey de yapmıyorum. Filizleri ben Ütü de kapatayım. yapmıyoruz. O yüzden bir hata olduğu kesin. İnşallah onu hallederler. Azıcık da para verirler. Geriye hani tatile paramız olsun. Hiç olmazsa bakalım ne kadar verecekler. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben uçak biletimi aldım. Ama biz burada havaalanı bize uzak olduğu için bir kahvemi de yapayım bir saniye. Uçak biletimi dediğim gibi aldım arkadaşlar. Ama havaalanı bana 2 saat, 2,5 saat uzaklıkta olduğu için benim oraya haliyle gitmem lazım, götürmeleri lazım. Ya taksi tutacağım, ya kendi arabamla gidip arabamı park edeceğim, ya da birilerinin beni bırakıp tekrardan geri gelmesi lazım. Taksi maalesef çok tutuyor havaalanına gitmek. 190 pound. Sadece bir gidiş. 190 pound. Türk parasıyla hemen hemen ne kadar yapıyor bilmiyorum yani ama epey bir para yapıyor. Arabamla gidip arabamı orada park etmeye çalışırsam bir aylığına, ben bir aylığına geliyorum çünkü Türkiye'ye, bir aylığına da arabamı oraya park edersem bir de petrol parası tabii ki haliyle 100 pound da gidiş geliş petrol tutarsa
Araba park yeriyle beraber 300 küsürü buluyor. O da epey bir para. Bırakacak kimse de olmadığı için o yüzden neye karar verdik? Eğer bir aksilik olmazsa gideceğimiz havaalanı Ayşe'nin evine yakın arkadaşlar. Şöyle şeyi açayım, iyice ışık gelsin. Gideceğimiz havaalanı Ayşe'nin evine yarım saat trenle. O yüzden dedim ki en iyisi Ayşe'nin evinin dışına park yerine park edelim. Onların oturdukları yerde böyle eğer arabanız varsa belediyeden bir kağıt alıyorsunuz. Onu arabanıza koyuyorsunuz. Ceza yazmıyor belediye. Ayşe'ye sordum. Dedim hani ben arabamı getirirsem oraya park edersem sorun olur mu? Yok olmaz dedi Özlem dedi. Getirip park edebilirsin. Onların arabaları yok çünkü. Bu arada Yasmin'i de görürüz hiç olmazsa hasret gideririz. Ben yani demem okey. Giderken arabamı oraya park edeceğim. Gel işte oradan alacağım. Yasmin'i de görmüş olacağız. Bol bol. Yasmin'i gördünüz Instagram'da paylaşıyorum. Yasmin çok büyüdü. Annesi saçlarını böyle cin yapıyor. Alkış çalmaya başladı. Bir de yürüse hanımefendi süper olacak. Yani Ayşe'nin oraya arabamı park edeceğim. Birazcık park yerinden kar yapmış olacağım. Sadece benzin, petrol koyacağım arkadaşlar. Öyle yani. Bir de ya trenle ya taksiyle artık bilmiyorum taksi Ayşe'nin oradan havaalanına ne kadar gider bilmiyorum. Onu da araştırırım. Uygun olursa taksiyle gideriz değil mi Gamze? Uygun olursa taksiyle. Eğer bakarız çok pahalıysa trenle gideriz. Zaten yarım saat fazla uzun sürmüyor. Şimdiki planlarımız öyle arkadaşlar. Ondan sonra tabii Türkiye'ye geldiğim zaman Allah izin verirse İzmit'e, Yalova'ya da gideceğim. Orada da hem işlerim var, hem kayınvalidem orada, hem de kayınbabamın mezarını ziyaret edeceğiz inşallah. Bir de onları gidip göreceğim. Gidebilirsem Mersin'e gideceğim. İki tane teyzem var orada. Onları ziyaret edeceğim. Yani bu yaz, bu tatil birazcık yoğun geçecek. 4 senedir gitmiyorum hemen hemen Türkiye'ye. Onun için dediğim gibi bazı işlerim de var. Onları da halledeceğim. Biraz yoğun olacak. Hareketli bir tatil olacak ama olsun. Sonuçta sevdiklerimiz yanımızda olacak. Böyle işte arkadaşlar. Ben hem bir yandan kahvemi içeyim. Gamze bir yandan kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltı işi Gamze'ye kaldı. Ben şöyle birazcık çenemi kapatayım. Gamze'ye yardım edeyim. Gamze de başını sallıyor. Video uzun olacak. Çok konuşma. Çok konuşmuşum. Uzun oluyormuş video. Ne yapayım? Çenem açıldı mı kapanmıyor. Anlatacak şey çok olunca. Bak, sen konuştun sana, ben neler yaptım. Evet, salatalık. Salatalığı, domatesi ayarladı. Peyniri Bu ayarladı. taraftan göstereceğim. Ha. Sonra görünmüyor. gösteririz. Yaptıktan sonra masayı gösteririz inşallah. Hadi bakalım. Ben işin başına döneyim. Size şunu göstereceğim arkadaşlar. Kettle çalışıyor, bilmiyorum sesim geliyor mu gelmiyor mu. Markette biz böyle Seyla'nın çayını bulduk. Paket çayını. Şimdi ondan yapacağım. Şöyle bir çaydanlığım var. Gamze fazla içmeyecek çünkü. Ben önce böyle biraz çay poşetlerinin tozunu kirine alıyorum. Ondan sonra sıcak su döküyorum. Sıkalım. Şöyle atayım. Bir yandan da şöyle sosis pişiriyorum. Bu da çok güzel. Hemen pratik oluyor. Avrupa'daki arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Morrisons diye bir marketten aldım. İngiltere'deki arkadaşlar. Şöyle bir yandan da sosislerimizi çevirelim. Onları çek kızım, öbür tarafa da yer açılsın. Evet, bunu hallettik. Şimdi hiç saate de bakmıyoruz. Saat epey oldu. Biz geç kalktık. Geç Kahva. Geç kalkmadık. Sabah erken kalktık da
Kahvaltıyı hazırlamaya geç kalktık. Öyle diyecektim de yanlış söyledim. Şöyle. Kahvaltımız hazır. Sonunda o kadar çeneden sonra kahvaltımızı hazırladık arkadaşlar. Allah ne verdiyse oturup yiyeceğiz. Burada normalde ben sucuk falan sosis bulamıyorum arkadaşlar. Türk zeytini de bulamıyorum. Türk peynirini de her yerde bulamıyorum. Türk reçelini de her yerde bulamıyorum. Ne yapıyorum? İnternetten sipariş veriyorum. Londra'dan kargoyla bana gönderiyorlar işte zeytinyağı, bulgur, pirinç falan. Onların zaten videosunu daha önce de yapmıştım. İzlemeyenler oradan gidip izleyebilirler. Veya dediğim gibi gurbette olan arkadaşlar, benim gibi Londra'da veya Londra dışında yaşayan arkadaşlar, Türk marketine gidemiyorsanız internetten sipariş verebilirsiniz. Instagram'ımda şeyleri var zaten. Videomda da var isimleri. Şöyle mıhlamayı da yaptık. Kuymak, mıhlama, her neyse. Gamze de şimdi ekmek ısıtıyor. Şuraya da çayımı yaptım gördüğünüz gibi. Zaten sadece 1-2 bardak içeceğiz. O kadar. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Gamze'nin canı bugün kısır istedi. İşten geldim şimdi. Kısır hazırlığı yapıyoruz. Size şu aldığım mutfak aparatını, rendesi mi derler ne derler, onu göstereceğim. Ben daha önce kullandım tabii, onun videosunu size çekip göstermemiştim, sadece aldığım zaman çekmiştim. Şimdi bunu size göstereceğim ve ne kadar pratik olduğunu siz de görün ve bulabilirseniz sizler de alın. Bana 2 bıçaklısı denk gelmişti. 3 bıçaklı bulursanız 3 bıçaklı alın, daha iyi olur sizin için. Ben şimdi telefonu Gamze'ye vereceğim. Gamze birazcık böyle çekim yapsın. Size göstereyim nasıl süper bir alet olduğunu. Bakalım nasıl, siz de beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar. Aha, soğanımı soydum. Şimdi bunu böyle şu kökünü de alayım. Kesiyorum. Ben önceden bu rendeyi, vallahi adı nedir bilmiyorum işte. Ben söyleyeyim siz anlayın. Fuzuli görüyordum ama kullanınca gerçekten çok faydalı olduğunu ben de bir kez daha anlamış oldum. Şimdi
şöyle şurayı bir temizleyeyim. Evet. Burada zaten ipi var. İpini çekiyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? 2 dakikada soğanlar 2 dakika bile sürmedi. Şimdi öbürünü yapacağım. Demek iki bıçaklı böyle güzel kesiyorsa 3 bıçaklıyı tahmin edemiyorum. O daha güzeldir. Ben geçen salata yaptım. Ezme salata arkadaşlar. Bunu kullandım. Harika oldu. Bunu da sizinle paylaşayım dedim yani. Bu çok mu gelecek? Bir deneyelim böyle. Evet, bana dediğim gibi şey geliyordu. Fuzuli bir şey geliyordu ama kullanınca görüyor musunuz? Hele de ezme salata yaptığınız zaman harika oluyor. Şimdi bu salata şeyi soğanı hallettikten sonra domatesle salatalığı da burada doğrayacağım. Biraz daha. Biraz daha lazım. Ay. Şimdi salatalığı göstereceğim arkadaşlar. Gamze, ben arkadaşla konuşurken marulları da burada daha çekti. Var. Daha da var, marulları da göstereceğim size. Maydanozu da burada yapacağım. Dediğim gibi 3 bıçaklı muhtemelen daha iyi olur. Bakın şimdi. Biraz daha mı kaldı? Gördünüz mü? Harika. Şimdi marulu da göstereceğim size. Marul ver kızım oradan. Yüzüme sıçradım. Şimdi marulları yapalım. Hı. Burada kal. Elim kaşındı. Dur bir dakika. Yapalım. Elinden oynatman lazım. Bunlar üstte kaldı. Demek ki 3 bıçaklıyla daha iyi olacak bu. Böyle yapayım. Öbürlerini ver kızım. Öbür parçayı da ver istersen. Ama adını bilmiyorum bunu. Bunlar üsttekiler tam olmuyor demek. Bulursam 3 bıçaklısını da alayım ben. Domatesler püre oldu. Yok, aha. Bak. Aha. Domatesleri. İstiyorsan biraz daha kesebilirsin. Danoz da hazır. Aha, arkadaşlar. Ev hanımları. Çalışanlar. Kesinlikle gençler, tavsiye öğrenciler. Ederim. Gençler, öğrenciler. Aha, Gamze üstüne biraz kuru nane de koydu. Dur. Bakın. Hepsini bu makinayla gördüğünüz gibi çektik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aha. Bu ürün harika. Kesinlikle size tavsiye ediyorum.
Alın, aldırın, kullanın. Vallahi mis gibi yaptı. Evet, kısırımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi oturup yiyeceğiz. Limonumuzu sıkacağız. Gamze nara eşkisi yiyor. Vallahi üşendim arkadaşlar, salonun ışığını yakmaya. Loş ışıkta oturuyoruz. Şu anda telefonun flaşı. Şimdi tadına bakacağız. Ben de şöyle kendime çevireyim olmazsa. Evet arkadaşlar, bizden bugünlük de bu kadar olsun. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz, şöyle saçlarım duş aldım, ıslak ıslak çıktım karşınıza, kusura bakmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, abone ol tuşu var en aşağıda videonun orada. Bir de beğen tuşu var, şöyle el işareti. Ona basmayı unutmazsanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur gerçekten. Yani elimden geldiğince beğeneceğiniz bir video yapmaya çalışıyorum. Sağ olun, sizler de bana eşlik ediyorsunuz. Biz böyle elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz diyelim artık. Lafı toparlayayım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizi dertten, kederden, sıkıntıdan uzak tutsun. Yani sırf beni izleyin diye değil, bütün insanlar için öyle söylüyorum. Yani herkes mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Onu istiyorum sadece. Ben de mutlu olayım. Sizler de mutlu olun. Çünkü biz insanlar mutluluğu hak ediyoruz. Öyle işte. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.